Salih Tuna, Yüce Bilge yeni parti kuracak. Muhafazakar muhalefete ihtiyaç varmış. Böyle buyurdu, daha önce hiçbir zaman sağcı olmadığını beyan eden Yüce Bilge. Demek ki ihtiyaç gereği kurgulamak istediği muhafazakar muhalefet sağcı değil, solcu olacak. Zira hiçbir zaman sağcı olmadığını ilan ettiği konuşmasında solcu ortamlarda büyüdüğü için kültürel değerlerini de sol değerlerle birleştirdiğini dile getirmişti. Anlaşılan o ki belirli bir tecrübesi var. O halde kendine özgü muhafazakarlığını sol değerlerle birleştirip solcu muhafazakar olmakta zorluk çekmeyecektir. Yüce bilge kim mi? Kim olacak? 62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri başbakanı. İmdi soralım, 3 dönem başbakanlık yaptığı dönemde neden solcu muhafazakar olmayı hiç denemedi? Yüce Bilge, ihtiyaç olduğunu söylediği, muhafazakar muhalefeti, kimle mi kuracak? Karamoloğlu, Babacan ve Gültekin Uysallı. Sizin anlayacağınız, Kılıçdaroğlu'nu kazandıramadılar ama Kılıçdaroğlu'ndan kazandıklarıyla mecliste grup kuracaklar. Parlamenter rejimi geri getiremediler, Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları da yalan çıktı, grup kurmasınlar da ne yapsınlar? Yüce Bilge, bir selam veririm bütün Anadolu ayağa kalkar, demişti. Madem kimsecikler ayağa kalkmadı, bari ben de masa dörtlüsünü ayağa kaldırayım diye düşünmüştür. Lakin isimde anlaşamıyorlar. Karamoloğlu en eski parti benim diyor. Babacan, deva diyor da başka bir şey demiyor. Yüce bilge çözümü yeni parti kurmakta bulmuş. Kuvvetle muhtemel içinde deva, gelecek, demokrat ve saadet kelimelerinin geçmeyeceği bir parti kuracaklar adının masa dörtlüsü olması en uygunu olur ama Kılıçdaroğlu ve Akşenerli masa dönemine nazireymiş gibi algılanacağı için şık kaçmaz. Naçizane önerim şudur, adını Muhafazakar Çınar Partisi koysunlar. Ortada çok mühim bir sorun var, hiçbir zaman sağcı olmadığını iddia ettiği için Yüce Bilge'ye, solcu muhafazakarlık, cuk oturur ya diğerleri. Tamam, babacan için sorun olmaz görünür olmadan tam merkezinde yer alma özelliğinden dolayı sağdayken solda, soldayken de sağda bulunabilir. Onda bu yetenek ziyadesiyle var. Peki Karamoloğlu'na bu yaştan sonra, solcu muhafazakarlığı nasıl oturtacağız? Kaldı ki Babacan, Karamoloğlu ve Gültekin Uysal, Yüce Bilge'nin, toplum nezdindeki itibarını elverişli bir araç olarak kullanmayı kabul edecekler mi bakalım? Bu da ne demek mi oluyor? Yüce Bilge geçen gün, Erdoğan, 2014'te AK Parti tabanında ve toplum nezdindeki itibarımı, seçimi kazanmak için elverişli bir araç olarak kullandı. Dedi ya, duymamış olamazsınız. Gülmeyin, çok ayıp olur. Sonuçta, 62. 63. 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı.